Merhaba, hoş geldiniz. Neredeyiz? Belenay Dershane'ye koyduk. 50. Yıl Parkı'na geldik. Kemal evde. Kemal evdeyken dedik Muhammed top oynamayı çok istiyordu. Hadi dedik birazcık sen top oyna biz de bir hava alalım dedik. Ama Nehra gelmek istemedi. O evde kaldı. Babaannesiyle ikisi. Kemal, Aybüke ve Muhammed de top oynuyorlar. Bunları da göstereceğim size. Burayı yüksek. Bilenler bilir Ankaralı olup da 50. Yıl Parkı'na. Biraz serin. Güneş var ama serin. Yine de insanlar da geliyorlar. Hava almaya geliyorlar. Yani bir dışarı çıkmış olmak için çıkmaya çıkıp geliyor insanlar buraya. Şöyle göstereyim. Güzel aslında. Efendim anneciğim. Dur bakayım ne varmış maskesinde bir şey acıtıyormuş. Şu tel acıtı şey böyle sert bir şey fermuarın kenarı anneciğim şu fermuarın o acıtıyor. Dur onu evde bir şey yapabiliriz. Şu an bir şey yapamayız tamam mı? Tamam. Şöyle göstereyim size de. Çok güzel. Orada biraz önce birisi vardı Mustafa. Güvenliğe söyleyin de orada biraz önce birisi vardı. Şuradaki güvenliğe söyleyin de birisi vardı orada biraz önce. Aldılar toplarını. Çocuğum bir hevesinden kramponları aldırdı. Okulda giyeceğim, okulda giyeceğim. Hiç giyemedi. Babasını buldukça yakalıyor. Hadi kramponlarımı giyeceğim, top oynayacağız. Ama hile oluyor. Senin kramponların var, baban yok. Bana ne mi? O da iyiydi. Bu da küçük fare. Bir de tepebilirse. Aslında normalde olsa yani pandemi süreci, hastalık süreci olmasa buralar hep dolu oluyor. Yine birkaç kişi var ama bu tarafta pek kimse yok. Ama güzel yani yazın falan çok güzel böyle oturup çay içmeye, bir şeyler atıştırmaya. Güzel bir yer. Böyle böyle dört katman var. Bu son katmanı. Harika. Burası da güzel Ankara'm. Şuralar hep Ankara mı? Evet oğlum. Bak şu tarafta halangelin evleri var. Şu tarafta da Eda ablanın eczanesi var. Hani? Şu arada bak şu tarafta. Görünüyor mu? Sen Gördüm. göremezsin ama konum olarak o tarafta. Şu ağaçlardan düşüyor şu büyük olanlar mı? Şunların yaprağı o yapraklar. Elindeki Çok yapraklar. büyük lan. Ayrıca ben burada var. Burada var. Hangisini kullansam? Tek kat evin olacak. Şu kadar bir çocukların oynayacağı bahçe bile olsa yeter. Tek kat evin olacak. Şu kadar bir bahçen olsa yeter. Babam versin diyor. Sonuçta çocuk oynayabilecek her şeyi buluyor. İyi de topluyorlar. Aşağılarını almışlar yok. Yukarılarda bir iki kalmış. Dur anneciğim bekle sen de çıkarsın baban. Bu zaten keçi keçi. Kendi başına keçi. Düşersin.
Muhammed de o kadar cesaret yok ki. Halbuki de daha çok. Anneciğim düşersin. O ne la? Öbür taraftan da sen al. Şuradan bak, şurada da var. Babası şuraya da Aybüke'yi çıkar. Aybüke keçi keçi. Bak bu sefer senden uzağım, tutamayabilirim seni. Baban sana da şey yapsın. Annem dur. Tırman. Ha tamam, şimdi al artık. Ben buraya oğlum bırak da taşlarla olmaz lan. Yine mi çıkarttın? Safiye gibi ne sayıyorsun la? 1, 2, 3 diye. Aslında ne eğlenceli şimdi o ağaçlara, duvarlara tırmanmak. Küçüklüğümde hep dut dalı, vişne ağacı hep gezdiğim için tepelerinde. Kemal şu arkandaki cadıyı kurtar. Baba nasıl tırmandın? Dört tırmandım. Ben de tırmandım, hadi. Ağzına gözüne dikkat et. İyi tut Kemal. Kız tırmanma. Seni kim tutacak kız? Anne tutacak. Zemi ay! Ağzına dikkat et annem. Baban tutsun seni. Merhaba arkadaşlar. Şimdi dün çok bir şey çekemedim. Biraz parka gittik çocuklarla. Onları çektim. Sonrasında da pazara gittim. Pazardan bal kabağı aldım. Bal kabağında birazını tatlı yaptım. Sabah birazını da şimdi çorba yapacağım. Çorbasını sizinle yapacağım. Çorbayı ilk defa deneyeceğim. Denemedim. YouTube'da biraz gezindim, baktım hani kiminki daha güzel, nasıl yapılıyor falan diye. Orada bir tarif buldum. Aslında benim mercimek çorbası yaptığım gibi hiçbir şeysiz koydu. Blenderdan geçirdi. Sonrasında üzerine tereyağı yaptı. Ben de şimdi o şekilde yapacağım. Tatlısını da sabahleyin koydum. Pişirdim, yaptım ama Kemal'le petekleri yapıyorduk. Petekler küçük oda, Muhammed'le babaannesinin yattığı oda. Çok ısıtmıyor. Oranın böyle havasıyla falan uğraştık. Söktük taktı falan Kemal. Ben de ona yardım ettim. O ara pişti. Unuttum çekmeye. Şimdi size şeyi çekeceğim. Çorbasını çekeceğim. Yani sizinle birlikte çorbasını yapacağım. Hadi bir göstereyim arkadaşlar. Hadi birlikte yapalım. Göstereyim demeyeyim. Şu şekilde havucum, patatesim ve şurada bal kabağım var. Hemen çabuk pişmesi için havuçları biraz şu şekilde hızlı hızlı doğrayacağım. Bunları piştikten sonra blenderdan geçireceğim. Hemen şöyle, burası havucumuz. Patates de şöyle orta boy bir patates. Ne çok büyük ne çok küçük. Çünkü blenderdan geçireceğim için çok önemli değil. Şu şekilde. Hemen soğanımı da yine büyük büyük doğrayıp atacağım.
şekilde. İki tane baktım, ilk defa yapıyorum. Denemek istedim. Belki severlerse devamı gelir. Çünkü bal kabağının tam zamanı. Tatlısını çok seviyor mesela çocuklarım ama şeyini hiç denemedim. Çorbasını hiç denemedim. İlk defa deniyorum. Şöyle doğrarken kendime çevireyim de. Bal kabağına hep tatlı olarak alışmışız. Yani bir çorbadır ya da ne bileyim börek yapanlar da var. Bir börektir, öyle bir alışkanlığımız yok. Ben köyde büyüdüm. Bizim o kadar büyük büyük bal kabaklarımız olurdu ki yani bir sürü. Ama hep biz tatlı olarak yerdik. Bunu hiçbir zaman yani ne bir börek olarak gördüm ne bir çorba olarak gördüm. Sadece bal kabağı deyince sanki tuzlu bir şey olmazmış gibi düşünüyoruz. Yani bir böreğe yakışmazmış ya da bir çorbaya yakışmazmış gibi düşünüyoruz. Onun için bir ön yargımız var. Bal kabağı deyince sadece bizde tatlı. Yani üzerine şekere yatırılıp ertesi gün pişirilen bir tatlı olarak düşünüyoruz. Onun için hiç böyle bir düşüncemiz olmadı bugüne kadar. Şimdi hemen bunları da doğrayıp içine koyup haşlamaya koyacağım arkadaşlar. Çünkü orada öyle gördüm. Öyle yapıldı. Güzel de görünüyordu. İnşallah benimki de güzel olur. Lezzetini de söylerim zaten. Yani beğendik beğenmedik. Bize uydu uymadı. Mesela ben domates çorbasını da çok çocukluğumdan bilen birisi değilim. Ben sonradan sos yapıp domates çorbası yapmayı öğrendim. Ve çocuklarım çok sevdi. Ve ben kavanoz kavanoz kilolarca domates sosu koydum. Hatta dünkü yemeğimizde de domates çorbamız vardı. Neden olmasın, severlerse kabak çorbamız da olur bundan sonra menümüzde. Şimdi bunları doğrayıp koyayım arkadaşlar. Bu şekilde altında diğer malzemeler, üstünde kabağı var. Hemen bunu bu şekilde kettle'a su koydum kaynasın, hemen koyup koyacağım ocağa. Aldığım salçayı Kemal boşalttı. Şöyle 3 kavanoz oldu. Şu ikisinin üzerine yağ koyarım. Kapatırım. Duruyorlar. Çünkü öncesinde de almıştık. Önce aslında 4-5 ay gitmişti ama yazın domates çok kullanıyordum. Sanırım bu o kadar gitmez diye düşünüyorum. Neyse, gittiği kadar artık. Orada da çorbam pişiyor. Karnabahar koydum. Kızartmasını yapacağım. Çorba da oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Artık blenderdan geçmelik. Şimdi blenderdan geçireceğim. Blenderın sesi rahatsız etmesin diye kısarım. Şey, çektikten sonra gösteririm. Şöyle soğanı, havucu, patatesi, bal kabağı. Ama içinde hiç yağsı falan yok. Onu tereyağsını sonradan eritip ekleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi blenderdan bir geçireyim. Tekrar size göstereyim. Şöyle blenderdan geçirdim. Bu şekilde. Şöyle. Bir bardak süt koyacağım. Krema görevi görsün diye. 5 dakikada bununla kaynatacağım. Ondan sonrasında da tereyağı yapacağım. Pul biberle tereyağı katacağım arkadaşlar. Şimdi bir 5 dakikada bununla kaynatacağım. Hemen tereyağını erittim. Şöyle üstüne koydum. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi burada da karnabaharımı kızartacağım. Hazırladım. Çorbamız. Evet Belenay. Yorum alayım. Güzel ama tatlısı daha lezzetli. Kemal. Evet biraz. Babamın tarzı biraz değil. Benim tarzım değil. Mercimek tarzı. Kavak tarzı olmadığından bitti gitti. Benim baba. Mercimek gibi tadı da var.
Değil mi Belenay? Belenay? Yani bizim evde bir daha balgabağ çorbası pişmeyecek, öyle mi? Maalesef. Maalesef. Ben bu uzun vadeye değmiş sadece. Abo. Seni de bir kere. Arkadaşlar benim ahali beğenmedi. Benim evim müdavimini kanlı baharı götürüyüm ben arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Biz kabak çorbasını çok sevmedik. Yani benim için iyi, fena değil ama kabak tadı var. O da çok şey gelmedi. Tatlısını gösteririm birazdan size. Hadi biz bir yemeğimizi yiyelim. Kabak tatlımızdan size kapanış yapayım arkadaşlar. Şöyle tahinli. Yanında da çayımız. Biz kabağın tatlısını sevdik. Çorbasını sevmedik. Kabası kadir. Bize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İnşallah zevkle izlersiniz. Allah'a emanet olun.